Pascal, Oman, Kadir çok değil mi? Aşıksan vursa da, şoförsen başkasın. Hadi be. Sevene can feda, sevmeyene elveda. Oh. Sen batan bir güneş, ben yollarda çilekeş. Vay anku. Şoförün baktı kara, mavinin gönlü yara. Hadi sen iyiyim ya. Kasperen şanzıman halin duman. Yavaş gel ya. Dünya dikenli bir hayat, sevenlerde mi kabahar? Adamsın. Yaklaşma toz olursun, geçme pişman olursun. Çilemse çekerim, kaderimse gülerim. Möber! Aragaz. Günaydın, günaydın efendim, günaydın, günaydın, günaydın. Kadir, hayırdır? Ne oluyor? Ya sona doğru oksijen bitti be Pascal. Körüklü otobüs gibi istim koyuverdim yani. Aman abi ya, dikkat et ya. Yıpratma kendine. Ya arkadaş ne yapayım ya, birkaç haftadır biliyorsun omuzdan aşağıda büyük bir ağrı var, parmaklarım uyuşuyor falan, boynumu çeviremiyorum. Ya doktora gittim, adam bana lavman yapmaya kalktı Pascal ya. Lavman ne be? Abi buna defansif tıp diyorlar Pascal. Doktor hastaya kötü bir şey olursa diye bütün kontrolleri yapıyor. Yeni o da abi bu. Yani boyun fıtığı belirtileri var ama gel gör ki lavmandan başlıyor iş. Abi sakın doktor seni hasta olmasın. İnsanın aklından bir an geçmiyor değil Pascal. Neymiş? Fıtık mı? Henüz bulunamadı, araştırılıyor. Her yerime bakıyorlar. Boyunda fıtık yok, kalp sağlam, böbrek iyi, kan tahlili okey. Biraz tabii kolesterol, şeker yüksek ama onlar da olur. Niye uyuşuyor benim parmağım kardeşim? Bunun cevabını arıyor şu anda tıp Pascal. Kadir, para sarmaktan olmasın. Ah be Pascal. Keşke olsa be. Keşke saymaktan ama parayı saymaktan barnaklarım uyuşsa ya. Ha, o kadar param olsa yani. Zaten o kadar param olsa para sayma makinesi alırım. Kardeşim niye elimle sayıyorum ki? Şimdi nasıl? Uyuşuk mu? Abi hiçbir şey tutamıyorum ya. Yapma ya. Ne olacak peki? Yani iki m*** tutsam mı onu bile anlayamayacağım Pascal. Düşün çok kötü bir şey yani. Abi tövbe de. Ne diyorsun ya? Kötü be. Yavrucuğum şöyle diyeyim. Nonnik'le kazma sapı arasında bir fark yok şu an benim için ya. Ay öyle değil mi? Fena olur mu ya? Bilmiyorum arkadaş, bilmiyorum. Niçin uyuşuyor olabilir lan barnaklarım? Tıp çaresiz kalıyor ya. Sol elimin barnakları uyuşuyor. Nörolojiden bevliyeye kadar, her göze kadar artık neyse efendim. Her şeye baktık, bulamıyoruz. Yani bilmiyorum Pascal, ne yapacağız? Pascal Twitter adresimizi versene. Pascal Askizgi Kadir. Pascal Askizgi Kadir Twitter adresimiz. Efendim artık halkımızla ilgilenelim. Kendimiz derdimizi döktüğümüz yeter. Halkımız soğukta, zabağın köründe, ayazında, yolda çile çekmekte. Derhal onların negatifini çok çok emecek, pozitifi dazır dazır verecek. Bu şart biliyorsun Pascal. Abi o kolay. Ne zaman vermedik? Her daim. Pascal her daim. Çünkü bir markayız. Marka nedir? İddiasının arkasında durandır. Efendim negatifinizi çok çok emecek, pozitifi dazır dazır verecek. Verdik, veriyoruz, vereceğiz. Bizim iddiamız budur. Kendinizi kasmamanızı rica ediyoruz. Sıkmayın efendim. Bize bırakın lütfen. Ama tabii çok da yayılmayın yani. Özellikle araç kullanan arkadaşlar. Mesela şimdi bir çek edelim efendim. Emniyet kemerini taktık mı? Güzel. Araç lastik basınçları düzgün mü? Evet. Peki araçta küçük çocuk varsa arka koltukta mı? Güzel. Takoz, çekme halatı, zincir, ilk yardım çantası, yangın söndürücüsü var mı efendim? Güzel. Peki efendim haydardır, meşe odunudur, beyzbol sopasıdır, ulaşılabilir bir yerde mi? Kolayda mı? Güzel. Hanımlar dikiz aynasında makyajınızı düzeltecek açıda bir şey oluşuyor mu ablacığım? Şahane. Dolmuşlardaki şoför arkadaşlar dikiz aynasının alt kısmındaki küçük aynada ön koltuktaki bayanın bacaklarını görecek açıyı buldular mı? Güzel. Tamam o zaman her şey tamam ya, başlayabiliriz. Başlayalım mı? Her şey hazır gözüküyor Pascal, başlayalım. Hadi yürü o zaman. O zaman efendim işiniz gücünüz rast kessin, tabancanızdan ses kessin, tencereniz kaynasın, maymununuz oynasın diyoruz. Ara gaza başlıyoruz. Senin Instagram adresi neydi bro? B numara 21. Güzel güzel. Benimki de Kadir Çok Devildi. Instagram sayfalarımıza da bekleriz. Orada da güzel tatlı muhabbetimiz var. Haydi başlıyoruz. Aragaz. Her friki gol yapan tek program. Aragaz. Tövbe tövbe.
Pascal. Yes sir. İşte o an geldi bro. Ay ay an geldi ya. Hani o benizlerin sarardığı, duyguların tosardığı, şiir dünyasının sisli yamaçlarında Larabella gibi fulel adımlarla koştuğumuz o büyülen şiir anı. Sen mi yazdın? Evet ben yazdım. Halkımız için oturdum, duygularımı tosarttım, bu şiiri yazdım. Tamamen halkıma adı armağanım bu benim, bir adam yani. Halkıma veriyorum bunu Pascal. Ben sadece regülatörüm. İnce ayar yapıyorum, topraklama yapıyorum, yine halkıma veriyorum kardeşim. E ver bakalım. E güzel bir fon yapıştır o zaman. O iş bende. Sen başla. Bende bu cehennem gibi yürek olmasa, bende deli rüzgar gibi hasret olmasa, ben sende de o parlament mavisi gözler olmasa, bende bu acayip sözler olmasa, ninemin bıyıkları olsa, diyeceğim odur ki sevdiğim, ah bu hayat çekilmez. Açık konuşayım, mahmure olsan çekilmez. Gezindiğim sokaklarda kalp kırıklarından yürünmüyor artık. O güzel hayaller evimin baş köşesine kurulmuyor artık. Sen gittin gideri, kokudan bu evde durulmuyor artık. Gelsen diyorum. Postu yine bizim eve sersen diyorum. Yanaktan bir busecik versen diyorum. Hani yemezsin ya, yersen diyorum. Fark etmez biliyorum. Hazırlan geliyorum. Aha bütün borçlarını da siliyorum. Sen mangalı yerle yer, ben sucukları diliyorum. Artık bana evet de beraber oturalım su dolu bir küvette. Şunu açıkça belirtmek isterim ki sevdiğim, sabrımın bir sınırı var. Kalsın bu sınırlar, yaşasın Honduras felsefesi diyorsan uzat elini. Bir bilek hareketiyle kırmayayım belini. Taş olsan dile gelmiştin, taş gibi oldun ele geldin. Ateş olsan cürmü kadar yer yakardın. Cürmünü de yaktın, beni de kül ettin. Peşinde bülbül ettin. Şakıdın şakıttın. Gözyaşımı da akıttın. Yaktın şu kalbimde. Tükenmeyen yakıttın. Yaralandı sevdan. Yalandı sevdan. Yalandı aşkın. Sen yalandın. Evrilip çevrilip yalandın. Sonra dil yarası oldu haliyle. Dil yarası, dil yarası. Loş bir ortam yakaladık. Sarıl bana yavrum tam sırası. Bir de ben vardım böyle yanan. Bir de Marmara çırası. Nasıl buldun Pascal? Kadir, zorunda mısın? Yani şiir için. Roman dene, kitap dene, hikaye dene, yazma... Ya. Ya kütüksün sen kardeşim, kütük ya. Allah Allah ya. Aragaz. Gazınızı alan tek program. Aragaz. Aragaz haber. O kız nihayet bulundu. WhatsApp'ta erkek arkadaşını bir saat çevrim içi olduğunu gördüğü halde bir saattir kimle konuşuyorsun, neden bana yazmıyorsun diye sormayan tripsiz Türk kızı bulundu. Sivas'ın Divri ilçesinde yaşayan tripsiz Türk kızının nesli tükenmesin diye koruma altına alındığı öğrenildi. Bu arada tripsiz Türk kızı bulunduğunu öğrenen memleket abdaları akın akın buldukları tüm ulaşım araçlarıyla Sivas'ın Divri ilçesine gitmeye çalışıyorlar. Genç adamın dramı gözleri yaşardı. Kız arkadaşının doğum gününde aldığı hediyeyi beğenmediği halde beğenmiş gibi yapan genç sonunda isyan etti. Düzenli seks için söylediğim yalanlar yüzünden kendime saygımı yitirdim. Hanımlar, aldığınız tüm hediyeler birbirinden kötü. Bunu bilin artık. Aldığınız hediyeler hiçbir yaramıyor. Erkek olarak uğruna beğenmiş gibi yapıyoruz diyerek sevgilisinin kendisine doğum gününde aldığı deri taklidi kemer ve cüzdanı basın toplantısında gaz döküp yaktı. Kliniklerde yer kalmadı. Çocuklar ölmesin diyenlere elbette çocuklar ölmesin de o çocukları ateş hattına sürüp kendilerine siper edenler kim diye soran vatandaş yüzünden çakma barış severler beyin a**laması geçirmeye başladılar. Psikiyatri servislerinde yer kalmadığı için bir kısım çakma barış severler ılgın kaplıcalarında sıcak su rehabilitasyonu tedavisi almaya başladı. Minecraft oynayan delikanlı
Babasından dayak yedi. Minecraft çılgınlığına kapılan İstanbul Dudullu'da oturan Bahri C adlı 9 yaşındaki genç sabahlara kadar oyun içinde maden kazdı, taş çıkardı, duvar ördü, mağara kazdı. Bunu öğrenen babası, lan avradı b**lu bakkala yolluyoruz, 1000 tane laf ediyorsun, aha şurada sabaha kadar ırgat gibi çalışıyorsun diyerek Bahri C'yi odunla dövdü. Bahri C babasına, odunu daha sonra alabilir miyim? Oyunda odun stom tükendi, baltam da kırıldı deyince babası cinnet geçirdi. Van Persie nihayet birimli olmaya başladı. Fenerbahçe yönetimi transfer edildiği günden beri bekleneni veremeyen Van Persie ile ilgili kendisinin bekleneni verememesi normal. Çünkü zaten kendisinden bir beklentimiz yok. Ama yine de meslek edindirme kursuna yazdırarak B klasman ehliyet aldırdı şeklinde açıklama yaptı. Sağ, sol, ayak ve el koordinasyonu çok iyi olduğu için takım otobüsünü bundan sonra Van Persie'nin süreceğini belirten bir Fenerbahçe yönetici, vites freniyle yokuş inişi süper, az yaktırıyor, motoru yordu. Nihayet Van Persie'den verim alabileceğiz dedi. Van Persie sözleşmesine geri vitese takınca Üsküdar'a gider iken müziği ve Ebu şeklinde havalı korna takılması şartı koyduğunu söyleniyor. Aragaz sabah haberleri devam ediyor. Aragaz. Zeki, çevik, ahlaksız program. Aragaz. Aragaz haber. Ekonomideki son gelişmeleri anlatmak üzere stüdyomuzdaki ünlü ekonomist, finans danışmanı Eşber Siftah'la konuşacağız. Eşber hocam, hoş geldiniz. Hoş gördük kardeş, nasılsın, iyi misin? Sağ olun Eşber hocam, nasılsınız, siz de iyisiniz inşallah. Ekonomiye gelelim hocam. Vallahi kardeş, ekonomi derken yani neyi soruyorsun Kadir'im? Yani şimdi dolar mı, borsa mı, emlak mı, kürek mi kardeş, hangisini soruyorsun? Yani ekonomi geniş kavram kardeş. Hocam genel olarak bir anlatsanız önce. Ya kardeş, ekonominin geneline ben var ya, yani şimdi bu ekonomi icat edeni ben var ya, bu Malatya'nın, bak bizim Malatya'nın Hekiman ilçesinin girişinde, bak Hıdır Emmi'nin un değirmeni var ya, ben oradaki değirmen taşının üstüne onu ya. Ama hocam bakın, olmuyor yani, dinleyici sizden ekonomiye dair sözler bekliyor, siz ne diyorsunuz yani, ekonomi iyiye mi gidiyor kötüye mi gidiyor en azından hocam? Lan oğlum, bu dinleyici dediğin kardeş maaşlı adamla baba parası yiyen öğrenci değil mi senin bu dinleyici dediğin? Yani ekonomi iyiye gitse etine, gitmese ne la bunların? Ya onlara ne ya? Ya bankada paran var mı la senin Arap çocuğu? Hele söyle bakalım bana. Yok. Senin borsada hissen var mı? Şirketin var mı kardeşim Kadir? Yok hocam, yok, hiç yok. Daha ne soruyorsun kardeşim ekonomi nedir diye ya? Olan var. Hocam mesela ben bir haber okudum. Çin'deki atıl durumda bulunan binlerce maden ocağının yeniden işletilmeye başlamasının altın piyasasını olumsuz etkileyeceğini söylüyordu haber. Doğru mu bu? Çin'deki maden ocaklarının durumunu sordun değil mi kardeşler? Evet kardeşim. Hocam, evet. Şimdi tamam. Pascal kardeş, hı, aç bakalım k***nü. Eğil kardeş. Abi? Aç k***nü kardeşim, eğil ya. Aç. Pascal, kardeş senin memleket neredeydi kurban ya? Paris hocam. Eğiliver bakalım Paris'e doğru. Tamam. İşte Kadir, görüyor musun, bak kardeş, bak buyur, bak Çin'deki maden ocaklarının durumu, aha bak kardeş, bak hele kendi gözünden gör nasılmış. Vallahi kutu gibiymiş Çin'deki maden ocakları Eşber hocam. Kutu gibi ama bak görüyorsun, verimli, derine indikçe daha da verimli oluyor. Pascal çek tumanı, otur bakalım kardeşim. Tamam mı? Tamam, okay. Oldu, işimiz bitti kardeş, otur. Peki hocam, doların durumu ne diyorsunuz? Ya doların durumu ne olacak ya? Bu mayasılı gibi kardeşim, ağzını iyi çok kalkıyor ya. Ya doları ellemeyeceğim. Bak elledikçe yükselir, oynamayacaksın çok fazla. Hocam peki vatandaş merak ediyor. Dolar mı alalım, euro mu alalım, ne alalım? Riyal al. Riyal ne alaka? Kardeş şimdi umre zamanı, riyal artar. Bak bir de hac zamanı riyal alacaksın. Kafayı kullan kardeş. Döviz içinde uyanık olacaksın. Böyle hamleler yapacaksın yani. Hocam İngiliz sterline hiç düşmüyor. Ona ne diyeceksiniz? O kraliçe var ya kardeş, o kraliçeyi ben bu İskoçya'da İzbe Şoto arabelerinde Londra'ya karşı belden kırıp da s***dumu. Çok aksi bir kadın bu ya. Ya yüzü gülmüyor karının ya. Ne demişler? Kara karı, kuru karı, duruk at, karuz atı, karuz atı, karuz at. Beyaz karı, şişman karı, yürük at, fayda atı, fayda atı, fayda at. Yani diyor beyaz tenli şişman kadın bir de hızlı koşan at faydalıdır diyor. Esmer zayıf kadınla bir de yavaş attan uzak dur diyor. Ha, buralarda böyle bir Chinese restoran falan varsa kardeş, böyle bir acile ekşili çorba söyleyin de içecek lan, sabah sabah böyle eşki eşki iyi olur. Ha. Bu hava da şifadır bak. Soğukta iyi gelir ha. Hadi bakalım. Aragaz sabah haberleri devam ediyor. Aragaz.
Aragaz, babasını bile tanımaz. Aragaz Haber. Hava durumu almak üzere Yasin Dirker Bey'e bağlanıyoruz. Alo? Güzel bağlar Giuseppe Meazza stadından hepinize sevgiler, saygılar sevgili dinleyiciler. Sarıyer'le Barcelona arasında oynanacak Hollanda Kral Kupası için her şey hazır. Ya Dirker Bey, bakın daha başlar başlamaz hemen başka tarafa çektiniz. Ne olursunuz hava durumuna geçelim ya. Ama merak ettim, sormadan edemeyeceğim. Bu Sarıyer İstanbul takımı, Barcelona İspanyol takımı. Bunlar niçin Hollanda Kral Kupası finalinde oynuyorlar efendim? Maçı Japon Federasyonu'ndan Ichiwa Kokiwi yönetecek. Kendisi aslında iki çocuklu, kan tahlilleri normal, idrar tahlillerinde ise üresi biraz yüksek görünüyor. Top şimdi Larabella'da. Bak yine Larabella ya. Larabella aşağı, Larabella yukarı. Nedir abi bu Larabella? Abi kim bu if ya? Ya ne bileyim Pascal ya. Larabella ipe dizer gibi dizdi Barcelona savunmasını ve Messi'yi de imame diye başlarına taktıktan sonra bir ara pasıyla kaptan Tintin Erdem'i gördü. Tintin Erdem, Sarıyer'in efsane futbolcusu ve kaptanı. Sarışın, mavi gözlü, efendi bir çocuk. Yapma Yusuf, yapma Yusuf. Abi, kural çapsın bak. Ben bir şey anlamadım ya. Yusuf, Sarıyer'in Brezilya oyuncusu Silva'yı sert bir faulle durdurup yere düşürdükten sonra kahveden arkadaşlarını çağırdı ve hepsi birden ceza sahasında Silva'ya giriştiler. Silva'yı yerde tekmeliyorlar. Yusuf ise Messi'yi göstererek asıl o alın, asıl o diye bağırıyor. Sayın Yasin Dilker, hava durumuna gelebileceğiz mi? Marmara bölgesi kar yağışlı ve don var. Ege bölgesi yer yer sıcak, yer yer soğuk ve don var. Karadeniz bölgesi kar yağışlı, tanga ve G-string var. Ay. Ayrıca dil dolu body de gelmiş. Çok enteresan. İğrenç ismi. Bu ne? Samsun gece -1, gündüz 2, Ordu gündüz 3, gece 1. Ordu demişken ilginçtir, Ordu'nun dereleri yukarı akıyor sevgili dinleyiciler. Ordu'dan çıkan meşhur hakem Ali Aydın'la Pascal Numan'ın polemiği hala akıllardadır. Alo, hava durum ya. Artvin gece -5, gündüz Karakök içinde -7, Trabzon kalede Şenol, geri dörtlüde Büyük İskender, Pesic, Vişinski, Lemi, ileride Orhan ve Hami. Top şimdi Larabella'da. Larabella topu Hami'den kurtardı ama Hami topun peşini bırakmadı. Larabella en yakın arkadaşına pas verdi ama Hami hala Larabella'nın peşinde. Larabella Hami'ye muhitimize geldik bıraksana peşimi dedi. Hami telefon numaranı verirsen bırakırım yoksa eve kadar gelirim deyince Larabella mecburen Hami'ye telefonunu verdi. Ve akşam Faroz'da hamsi ızgara kırmızı soğan yemek için sözleştiler. Yusuf yapma Yusuf. Yapma Yusuf, orada bu yapılmaz Yusuf. Yine ne yaptın Yusuf? Yusuf Hami ile Larabella'nın arasına girip abi hamsi yerine bence palamut tava yapın, kırmızı soğan yerine de çoban salata daha iyi gider diyerek muhabbetin içine etti. Hakem Yusuf'a iki kişi konuşurken üçüncüye yemek düşer diye sarı kart gösterdi. Haydi çocuklar, haydi çocuklar, gol olur oradan. Top Tanju'da, vurursa gol olur. Tanju vurdu, hiçbir şey olmadı. O ne demek ya? Aragaz sabah haberleri sona erdi. Aragaz. Felsefenin dibine vuran program. Madem gireceğiz kabire, s**rim habire. Pascal. Efendim Kadir. Irina şarkı bildin mi? Bilmeyen taş olur. Taşlar taşı. Antiloplar antilobu. İlikler iliği. Güzeller güzeli, dünya durdukça durası. Irina Shayk ile ilgili çok ilginç bir haber var Pascal. Aman, kara haber olmasın. Ya maalesef senin için kara haber Pascal bu. Ay, içimi doldu be. Evet, haber şöyle benim. Şimdilerde Hollywood yıldızı Bradley Cooper ile birlikteymiş Irina Shayk. Daha önce Cristiano Ronaldo ile olan ilişkisini bitirmişti. İddiaya göre Shayk eski FIFA başkanı Sepp Blatter ile de aşk yaşamış. Ne? Sepp Blatter mi? Evet abi. Ya kaç yaşında bu Sepp Blatter? 79 falan. Lan 79 yaşındaki adam Irina Shayk'la yasak aşk yaşıyor abicim ya. Ya sen 44 yaşındasın hala uyuyorsun Pascal ya. Abi saygı duyuyorum. Bu Blatter var ya, büyük adam. Irina Shayk'la Sepp Blatter'in tipleri hakkında fikri olmayanlar bir Google'a girsinler efendim. Bir baksınlar şunların fotoğraflarına. O adam bu kızı hamsi kuşu gibi yemiş Pascal ya. O nasıl oluyor ya? Ya yemiş derken yani kandırmak manasında yemiş.
Hani yeme beni derler ya, o manada. Pascal, ben bu Sepp Blatter'i arayalım diyorum ve Irina şarkı nasıl kafaya aldığını soralım diyorum kardeşim. Ara ara abi, ara. Çalıyorum, çalıyorum. FIFA eski başkanı Sepp Blatter'le mi görüşüyorum? Selamın aleyküm Hacı Sepp Blatter. Ben Kadir Çöpdemir, yanımda da Pascal Numa var. Dayı, nasılsın dayı? Saygılar. Sayın Blatter, sizin Irina şarkı çitlediğiniz yönünde bir takım haberler çıktı. Pascal ve ben şu an kendi içimizde düşündük ve bir saygı gelişti size karşı içimizde. Nasıl başardınız sizin gibi, affedersiniz, hamura dönmüş buruşun önde gideni, sütün gibi ablayı kendine aşık etmeyi nasıl başardı efendim? Evet. Bak, o zaman olur. Ne diyor abi? Kadir'im diyor, ben gençliğimden beri diyor ilişkisi yeni bitmiş hatunları kolluyorum diyor. Onlar boşlukta oluyorlar diyor. Boşlukta çok rahat rahat kafalanıyorlar. Onun için Vay çakara bak. Sayın Bilatler, yeminle çok çakalmışsınız. Irina hangi boşluktaydı? Hangi boşluğuna denk getirdiniz efendim? Vay. Ne olmuş abi? Diyor ki Kadir'cim diyor, bu Irina diyor Ronaldo'dan ayrılınca diyor boşluğa düştü diyor. O arada devreye ben girdim diyor. Neyin var güzel kızım, niye üzülüyorsun diye. Buna diyor ufak bir ilgi gösterdim, ondan sonra oradan yürüdüm diyor. Abi o Elif var ya, seni de beni de vallahi bak çok sakat ya. Sayın Bilatler, peki Irina ile şu an mutlu musunuz? Yani mutlu oldunuz mu? Daha doğrusu o mutlu oldu mu? Vay bak, bu doğru. Neymiş abi? Kadir'im diyor, benim avantajım diyor yeni jenerasyon centilmenlikten gram anlamıyor diyor. Yakışıklı ama ruh olarak sığır gibi çocuklar diyor. Biz eski kuşağız diyor, kadına diyor kraliçe gibi hissettirmeyi biliyoruz diyor. Şu an diyor Brad Pitt gelsin diyor Irina dönüp bakmaz yemin ediyorum diyor. İlle de sepim, ille de sepim diye tutturdu diyor. Uzun bir süre peşimden ayrılmadı, efsunladım ben bu manitayı diyor. Ronaldo Ariza yapmamış mı? Tabi sayın Bilatler, yani her ne kadar ayrılmış olsalar da bunu duyduğunda Ronaldo arıza yapmadı mı acaba ya? Evet. Ne yapmış mı? Ronaldo diyor bunu öğrenince diyor bir iki kere kızın evin önüne teybi son ses açıp arabayla gelmiş diyor. Ara gaz yapmış, egzoz patlatmış ama diyor o kadar, başka bir şey yapamamış diyor. Tamam açayım be ya. Efendim sayın Bilatler? Evet. Pascal mı? Ha doğrusunuz, tamam söylerim. Ne diyor abi? Yalnız diyor ben Pascal'ı bilirim diyor. Irina'ya diyor yürürse diyor bak aramız bozulur ona göre diyor. Ben yiyeceğim. Abimsin. Saygı duyuyorum. Zep abi başımın tacısın. Duydunuz mu sayın Bilatter? Çocuk daha ne desin ya? Ne istiyor be? Ben yine diyor bu Pascal'dan emin değilim diyor. Bunun başı ayrı oynuyor diyor. Ayıp be. Yazıklar olsun ya. Irina benim bacım. Sayın Bilatter, zaten Pascal'ın şu an Irina şarkıyla ilgilenmesine imkan yok. Bu aralar çünkü Mila Kunis'e yükseliyor. Tabii efendim, içiniz rahat olsun. Tamam babacığım, hadi işiniz gücünüz az kessin, tabancanızdan ses gelsin canım. Efendim? Olur tamam, kargoyla yollarız ama ödeme sizden olsun. Tamam eyvallah. Ne istiyor abi? Kadir'im diyor ben de yaş ilerlediği için tam zıplayamıyorum. Bana iki kavanoz zile pekmeziyle diyor. Bir keçi boynuzu pekmezi gönder misin, turboya bağlayacağım da diyor. Zavallı Irina ya, vallahi zavallıydı. Aragaz. Felsefenin dibine vuran program. Madem gireceğiz kabire, s**rim habire. Pascal. Yes sir. Şu an stüdyomuzda kim var canım? Büyük başkan geldi. Pascal bak şimdi. Zenci menci demem. Vallahi bak seni s**rim ha. Yeminle yani. Ben ne dedim ya? Ya dediğin için değil, demediğin için Pascal. O ne demek ya? Ya koskoca büyük başkan sen Thunderbolt böyle mi anons ediliyor buraya ha? Bak şimdi bak. Türk ve dünya futbolunun zirvesindeki en büyük isim. Dünyadaki tüm stat ve spor komplekslerinde hakem odası basmış büyük insan. Messi'nin atamdır, Ronaldo'nun babamdır diye övündü. Bonservisi elindeki futbolcuların umut kaynağı. Transfer edeceği futbolcunun işini ayaküstü bitiren iş bitirici. Hanımlar beyler, lütfen çok kuvvetli alkışlarınızla büyük, arıza, manyak başkan Sen Thunderbolt. Aferin Kadir. Bak şu şopara öğretemedim bunları ama ha. Ya o kadar anlatıyorum ama kafasına girmiyor sayın başkanım ya. Ben söyleyemem ya. O ne ya? Tövbe tövbe.
Kadir'i bak stat dahil her yere sokacağım ama seni sokmayacağım Paskal. Sokmazsan sokma. Benim soktuklarım yeter. Başkanım ben size bir şey sormak istiyorum. Arda Barcelona'nın transferi önce pek konuşmadınız ama bak oynadığı her maçta süper asistler yapıyor. İkinci maçında da oynadığı ikinci maçta da süper bir asist oldu Arda'nın. Evet Kadir ben de rahatsızım ya. Valla ilgilenemedik çocukla. Yani gurbet elde bak yalnız hissetmesin. Kim lan bu Barcelona'nın kaptanı şimdi? Messi. Ha, o zaman dur bak ben Messi'yi arayayım. Ara tabii başkanım ya. Arıyorum Messi'yi. Arıyorum. Ha, çalıyor. 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 Alo. Ha. Alo. Ha. Messi. Ha. Sen misin? Ne haber lan? Ciro bacak. Ciro bacak ne kedi? Yani ince bacaklı demek istiyorum. Ha. Alo. Ha. Messi. Bak şimdi. Ha. Arda'yı biliyorsun. Bak sizin takıma yolladım. Çocuğu ezdirme oralarda. Ha. Sana emanet. Sizin takımda bak çok bir tertipçilik varmış öyle diyorlar. Kulağıma geliyor benim. Ha. Arda'yı alt tertip diye ezmesinler bak. Ha. Ben seni tanırım ona göre. Evet. Evet. Kim? Ha? Iniesta mı? Ne yapıyor? Arda'yı karavanaya mı yollamış? Sen kapat bakayım. Kapat ben Iniesta'yı arıyorum. Bak kapat. Ne oldu başkanım? Bu Iniesta Arda'yı karavanacı yapmış ya. Paso kazan taşlıyormuş. Ya bu nasıl bir Barcelona ya? Alıyorum Iniesta'yı. Alıyorum. Çalıyor. Çalıyor. Ha. Alo. Ha. Iniesta. Ben başkan. Ne demek lan hangi başkan? Büyük başkan sen Thunderbolt lan. Ha. Sen Arda'yı eziyor musun lan? Ha. Ha. Bak senin denizaltıyla girer. Ağzından helikopterle çıkarım lan. Ha. Arda'yı ezmeyeceksin. Ne demek bilmiyordum. Bileceksin. Ha. Ha. Bak zaten sen benimle oynuyorsun diye gıcığım sana Iniesta. Ha. Arda'ya bak hep dikine vereceksin. Bak tahtanı lan senin. Ha. Ona göre ha. Heh, neredesin şimdi sen? Merdivenlerde mi? Hangi merdiven? Niye benimle konuşurken merdivene çıkıyorsun lan? Ha? Aa, ben ne yaptın ya? Ne yapayım lan? Iniesta'ya vuramıyorum. Sen de gülüyorsun yani. Aa, bana da vuruyor ya. Kaç Pascal kaç. Evet, kaç devrem ya. Yeter kaç, ya. Kaç, 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 kaç kurtar kendini ya. Lan merdivenlerden kaçmayın bari. Ha, asansörle kaldım. Hadi kaldım. Hadi kaldım. Devam edelim. Hadi neyse. Manyak bu adam ya. Paka paka. Aman Kadir çok değil mi? Aşıksan vursa da şoförsen başkasın. Hadi be. Sevene can feda, sevmeyene elveda. Oh. Sen batan bir güneş, ben yollarda çilekeş. Vay anku. Şoförün baktı kara, mavinin gönlü yara. Hadi sen iyiyim ya. Kasperen şanzıman halin duman. Yavaş gel ya. Dünya dikenli bir hayat, sevenlerde mi kabahar? Adamsın. Yaklaşma toz olursun, geçme pişman olursun. Çilemse çekerim, kaderimse gülerim. Möber! Aragaze.